Neredeyiz? Erzurum İspir'deyiz. Erzurum İspir'de öyle güzel bir yere geldik ki cevizlere bakın kardeşler, cevizlere bakın. Tamamen organik, doğal, harika cevizler. Biraz sonra size bu ceviz yaprağından da neler yapılacak anlatacağım. Ama burada bir başka güzellik daha görüyorum. Ne görüyorum? Ne görüyorum? Dutları görüyorum. Dut ne yapıyor sevgili kardeşlerim? Vücudumuzda en çabuk kana karışan enerji. En çabuk kana karışan enerji. Çocuklarınız, okula giden çocuklarınıza sabah şu kadarcık bir dut yedirin. Bambaşka olacaklarını göreceksiniz. Aşağıda. Ders çalışan çocuklarınıza yedirin. Oo ablalarım kolay gelsin, kolay gelsin. Selamün aleyküm babam. Ha, neydiysen, neydiysen, iyisin. Ben iyiyim. Şimdi sen de iyi ol. Ben de iyi olayım babam. Ya. Yaş kaç baba? Ha? Yaş kaç? Yaşım 85. Maşallah, sen gençmişsin canım. Ha. Nasıl baktın kendine böyle delikanlı gibi kaldın? Geç ya, o kaldım. Ne yedin? Ben ne... Yoğurt mu yedin, süt mü içtin, ne ettin? Ne desen yiyeceğim. Her sen yersen. Her şeyi yiyeceğim. Maşallah. Bahçede çalışıyor mu? Yok. Niye çalışmıyorsun? Yok. Biraz çapa yap, şöyle antrenman olur. Yok. Niye yapmıyorsun sen? Şimdi benim ama buradan aşağıya benim ağrılar var. Tamam, şimdi babamın ağrılarına bakacağız. Önce ablaların yemeklerine bakacağız. Ondan sonra da babamın dizine tedavi yapacağız. Tamam, şimdi geleceğim, sana tedavi yapacağım. Ben Güney İspir'e gitmiştim. Şeye, oranın adı neydi ya? İspir'den Loyani. Erzurum'a? Hah. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gitmiştin sen. Gittim oraya. Sevgili seyircilerim, biraz sonra o babamın oraya... gözlerinde bakın hafif enfeksiyon var. Ona da bir şeyler anlatacağım. Şimdi bir şey, güzellikler söyleyeceğiz güzel babama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Geliyoruz şimdi. Evet can kardeşler, canım kardeşler, güzelliklere bakın, güzelliklere. Vay 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 vay. Ablam ne kadar güzel şeyler ekmiş böyle. Vay 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 vay. Geldik doğal domateslerimize. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi burası her ne kadar Erzurum diyorsak burası birazcık Karadeniz kardeşler. Neden? Bakın karalahanalarımız var burada. Karalahanalar biliyorsunuz vücutta ödem atmaya çok önemli. Kilo vermeye çok önemli. Vücudunuzu canlandırmaya çok önemli. Ama işte en doğal domatesler burada kardeşlerim. Bakın bakın bakın, vay vay vay. Sevgili kardeşler, şimdi domateslere gidiyoruz. Hepsi böyle orijinal yapılmış gibi. Ama bakın görüyorsunuz doğal domatesler böyle olur kardeşler. Kimisi böyle, kimisi böyle. Hepsi bir anında bir şekilde oldu mu o domateslerden biraz huylanacaksın. Bu ne oluyor diyeceksin. Ablam da güzel böyle sarmaşağı almış. Bizim de bahçemizde vardı. Kardeşler, bir de domatesi nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Şöyle biraz koklayacaksınız. Eski sistem domates kokacak. Buradakiler görüyorsunuz harika. Niye domates bu kadar önemli? İçinde C vitamini var. Mineralleri var. Likopen diye bir madde var ki. Cildinizden tutun da, bütün gözlerinizden tutun da, bütün bedeninize çok önemli. Erkek kardeşlerimizin prostat yönünden önemli. Yani vücudumuza çok önemli maddeler var. Bir tane mi yönetmenime hediye ediyorum. Böyle şeyleri çok sever. Hocam. Hemen götürür. Ben şu arkadakine göz diktim. Bir baksana şu arkaya. Küçük ama bölmeli böyle. Şuna mı? Evet. İyi bu değil mu? Bu mu? Evet. Ya bu da pembe domates. Pembe domates ve böyle. Bakın bu da pembe domates. Evet, yönetmenim çok daha güzelini buldu. Tamamen organik bir domates daha görüyorsunuz. Bakın kardeşlerim, ne kadar mükemmel bir bahçeye denk geldik. Harikaymış ablalarım. Mükemmel ekmişler. Muhtarım da çok güzel bir domates getirdi. Yine bir pembe domates. Öbür pembe de yedin mi? Yönetmenime hiçbir şey verilmiyor sevgili. Hemen götürüyor. Yuttum bile. Hemen yuttum bile. Ben mukayese yapacaktım halbuki. Bakın bu nasıl, bu nasıl diye. Bu da pembe domates, bu da pembe domates. İşte buradan anlayın organik olduğunu. Buna bakın, buna bakın. İşte böyle doğal domatesler bulursanız kaçırmayın. Alın. Bunu da bütün kahrımızı çeken Okan kardeşim. Bizim Okan kardeşime, kameramanıma vereyim. Yönetmenim al. Gene büyü bak. Senin gövdene uygun. Evet, şimdi ablalarım ne yapıyor acaba? Geçelim onlara. Bakalım şurada ablaları da göreceğiz. Burada malzeme bol. Neler yapacağız? Bakalım başlıyoruz. Bu da
Meşhur kaynana dilimiz kardeşler, görüyor musunuz? Kaynananın dili böyle oluyor. Dikenli mi olur? Evet, biraz kaynananın dili öyle olur. Evet, işte geldik. Bu ne? Bu da işte meşhur İzmir fasulyemiz. Bakın böyle. Biraz küçük olur. Sofraya girince, suyu yiyince şişer. İzmir'in fasulyesi. Peki ne yapıyor? Kardeşler iyi dinleyin. En doğal protein var. Hayvansal proteinler var. Her gün 100 gram protein almak zorundayız. Bunu etlerden alıyoruz, sütlerden alıp peynirlerden alıyoruz ama doğal baklagillerden de protein almamız lazım. Yani kuru fasulye yememiz lazım, mercimek yememiz lazım, nohut yememiz lazım. Hele böyle Erzurum'unkini bulursanız kaçırmamanız lazım. Hepsi devam ediyoruz. Bakalım geldik burada ablalarıma. Can ablalar, canım ablalar, kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz kardeşler? Oh, burada güzelce suların içinde yıkıyorlar önce kavanozlarımızı. Sonra ne yapıyorsun abla? Közlemiş biberlerimizi. Burada şimdi sos yapacağız. Ne sosu yapacağız abla? Patlıcan, biber, domates. Kardeşlerim, yemeklerine ya da menemenine ya da neye isterseniz karıştıracağınız kışın kolayca, hanımların işleri kolay artık. Buldular kolaylığını. Hemen bu kavanozu açacaklar. Vurt diye döküverecekler. Sabah kahvaltılarında sabah çok güzel. Evet çok ama harika. Güzelliğe bakın, biberleri koymuş. İçinde domates var. Bu arada her şey organik. Daha ne olsun? Rabbim size daha ne versin? Bunları yedikçe ömür uzanıyor. Ne oluyor be? Ömür uzanıyor. Ömür uzanıyor mu onu tam tartışırız. Sağlıklı ömür oluyor. Sağlıklı. Sağlıklı evet. Rabbim herkesin ömrünü kılmış ama bir doktor olarak size diyorum ki bunları yiyin, sağlıklı olun. Sağlıklı yaşayın, güzel yaşayın. Ablalarım da harika yapmışlar. Abla sen ne yapıyorsun? Biber közlüyorum. Biberleri közlüyor. Evet. Vay. Sonra burada közledikten sonra ayırıyoruz. Hadi bakalım nasıl yapıyorlarmış. Sonra kavanozlara koyuyoruz, vakumluyoruz. Koyacağız. Şimdi kavanozlar hazır mı? Kaynadı mı onlar, tamam mı? Evet tamam. Hadi onlar... nasıl yapacağız şimdi? Kastenedir gelin geldim buraya. Ama zaten 47 burası. Senelik gelinim. Vay maşallah. 47 senelik. Az göstermiyorsun ha. Niye göstermiyor? Böyle güzel doğal şeyleri yedikleri için göstermiyor. Sağlıklı. Süper. Sağlıklı olduğu burada maşallah. Aynen. Maşallah. Allah nazardan korusun diyelim. Amin cümlemizi inşallah. Ablamın yaşı şöyle böyle 27-28 civarında sevgili seyirciler. Evet ruh yaşım o. Pişirdim. Ama gel. Söyle. Önce domateslerimizi pişirdik. Önce domates piştik. Kıl biberlerimizi de kızarttık, onları da kattık. Kıl biberler yani acı sarımsak olmayan biberler. İçinde evet. En bol C vitamini var kardeşler. Bol sarımsaklı, sonra közlenmiş biberler ve patlıcanlar da ona ekleyip sonra pişireceğiz. Kavanozlara koyacağız. Koyup... Peki, burada en önemli iş ne? Kapak. Bravo be. Helal olsun her ablam. Her sene kapaklarımızı yeniliyoruz. Kardeşler ne olur. Kapak işinde tasarruf edeceğiz demeyin. Bak evet. Bu kadar emek yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Aynen. Eğer bu kapak bir sefer açılmış da ya işte idare edelim bu oluyor nasılsa demeyin. Çünkü buradan tekrar içeriye enfeksiyon giriverirse bunca güzellik boşa gittiği gibi. Şişelerde çok bozukluk olmuyor ama kapaklar ister istemez. Çünkü şişeler kaynatıldığı zaman camda hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama ablam mükemmel çözmüş işi. Şimdi kapağın da bir kapama tekniği var, onu da gösterecek bize. Şimdi... Burada bir de en doğal antibiyotik varmış. Ne varmış? Sarımsak. Ya. Bol sarımsak, maydanozumuz. Harikasın. Maydanozumuz, sarımsak. Arasında. Bir de hepsi bu bahçeden çıkma doğal. Evet. Böyle bir güzellik yok. Hadi bir de dolduruşunu gösterin bakalım ablalar bize. Nasıl yapacağız? Müsaade edin. Hadi buyurun ablam. Şimdi aldık. Kavanozumuza dolduruyoruz. Çorba gibi vallahi hocam. Ama ne çorba şimdi? Ha? Önce bir şöyle bir hafif geriye alıyor, ondan sonra fırt diye sıkıyor, ters çeviriyor. Bu böyle ilk bir gün duracak. Hemen bir gün böyle duracak. Peki bir daha sıcak suya falan koymayacağız değil mi? Sıcak suya koyduğumuz için böyle bitti şimdi. Ama önce kavanozları kaynattık. Evet. Kapakları da yeni aldık. Evet. İşte bu olay budur. Gördüğünüz gibi sonunda bu da oldu. Feridun Kurak ablaların yamağı oldu. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Vay. Anandan bu. Hani kapak nerede? Şöyle bir geri çevirdim. Ondan sonra. Tamam.
Ablam çok güzel bir şeye parmak bastı ama yeni hükümet programında bu var. Ne istiyorsun abla söyle. Köyümüze tarım mühendisi istiyoruz. Bravo. Şimdi... Toprağımız gerçekten verimini azaltmaya başladı. Evet. Her köye tarım mühendisi verilecek. Evet. Sorumlu mühendisler verilecek. Onlar gelecek. Toprağınıza bakacak. Nesi eksik? Azotu mu eksik? Başka şeyi mi eksik? Magnezyumu mu eksik? Ona göre diyecek. Ondan sonra diyecek ki sen bu sene fasulye ek. Niye? Fasulye toprağa azot verecek, yenileyecek. Ondan sonra sen diyecek bu sene sen patates ek. Böyle bir yönetmelikler gelecek, böyle bir düzen gelecek. İnşallah bu önümüzdeki şeylerde çok ihtiyacımız var hocam. Çok tarım mühendisine çok ihtiyacımız var. Harika söylüyor. Ablam çok teşekkür ederim. Muhtarım bir şey diyeyim. Muhtarım. Muhtarımın bir özelliği var. Eşi de gelsin yanına şöyle. Ablam da dursun orada. Şimdi muhtarımın özelliğini söylüyorum. Biz buraya geldik dedik ki bize yardımcı olacak birileri var mı? Dediler ki burada birisi var. Kim bu? Vallahi dediler 11 tane seçim olup 11'inde kazanan. Ne seçimleri bunlar? Muhtarlık seçimleri, dernek seçimleri, her türlü önüne gelen seçimi kazanan bir adam. Komşuların davetiyle girdik. İki dönem, şu önümüzdeki üçüncü dönem nasip olursa muhtarlığa kazanacağıma inanıyorum. İnşallah. Devam edeceğiz. Ablam biraz önce siz demiştiniz ki bir konuya parmak bastı. Ben de özellikle o konudan bahsetmek istiyorum. Bizim derneğimiz var, Elmalı Derneği. Köyümüzün ismi Elmalı. Bugün akşam tesadüf toplantı yaptık. Köyümüzde güzel de bir iştirak oldu. Bir kooperatif kurmak, işte ablalarımın bu yaptığı ürünleri, elmamız, armut, kayısı, bizim özellikle dut kurusu, ceviz, pekmez, köme, bunlar ciddi seviyede bayanlarımız özellikle çok emek veriyorlar ve üretim yapıyoruz ama biz bunları değerlendirip kooperatif olarak bir milletin ürününü satıp kazanca dönüştürmek. Ama bunun yanında ablamın da bahsettiği gibi bir ziraatçı biz kendi bünyemizde bulunduracağız. Önümüzdeki günlerde hemen hemen her köyün bir danışman veterineri, bir danışman ziraat mühendisi. Bunlar hepsi olacak. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde olacak. İnşallah. Az kaldı. Biraz daha şey yapacağız. Yengem evde de muhtarlık yapıyor mu? Evet muhtarı ben. Doğru. Ay ne olmuş şey buna? Uzanıyor hocam. Ne? Oh keyfine gel keyfine. Gel 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 gel. Çok da yaygarasın ya. Bu ne abla? Civciv. Tavuk ama değil mi? Horoz. Horoz mu olacak? Hiç horoza benzemiyor ya. Lan sen horoz mu olacaksın ha? Vay 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 vay. Şunun güzelliğine bakın, güzelliğine bakın. Hadi bismillah. Hadi git, hadi git. Gitmez. Oh, keyfi buldu burada. Böyle bir mahalle. Mahallemizin insanı da hem çalışkan hem aktif. Üst düzeyde de insanlarımız var. Köyde de çalışkan insanlarımız var. Hayvancılık da ciddi bir şekilde ilerledi ve halen de bir atılımlar var, devam ediyor. Köyümüz inşallah dernekle biz de muhtar olarak bir çıtayı yukarı çektik. Nasıl evlendiniz? Biz akrabayız hocam. Ha, akraba. Böyle evlenimiz duvar duvara. Ha. Öyle görücü usulü. Peki görüyordun da ben bu kızı alırım diyor muydun içinden? Ben şimdi bazen takılıyorum buna. Bu aramızda 5 yaş var. Bir gün okula gitmiş kaçmış. Annesi bana dedi ki annesi benim elinden tut. Bunu bir okula bir bırak da gel. Şimdi kızlarıma çocuklara anlatayım ki ben sana anneni şeye götürüyordum. Okula götürüyordum. Okula götürüyordum. Elinden tutup okula götürüyordum. Yani o tutuş o tutuş. Allah güzelliklerini versin. Amin. Allah huzurlarını daim etsin. Amin. Güzelliklerini. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Benim evde yaşlı bir annem var. Günümüz öyle bir değişti ki hocam. Daha gelinler kaynanaya bakmıyor, kimseye bakmıyor. Yaşlılarımız köşelerde sıkıntılar yaşıyor. Halbuki en büyük mutluluğum o ki annem en güzel şekilde Allah bakıyor. Bitmiştir her şey. Ben de size hemen bir güzel bir şey söyleyeyim. Hemen bir şey söyleyeyim. Çok önemli burası. İyi dikkat edin. Allah herkese anneye babaya bakmayı nasip etmez. Çünkü peygamberimizin hadisi var. Bir yaşlı 80 yaşından sonra sizin yanınızdaysa her durduğu gün sizedir diyor. Yani o Allah'ın meleği olmuştur. Bundan sonra durduğu gün sizedir diyor. Size faydası var. Size sevapları gelecek diyor. O yüzden anneye babaya bakmak 7 tane kardeş 7 tanesinden 2 tanesi bakıyor ya da 1 tanesi bakıyor. Niye? Çünkü Rabbim ona nasip ediyor. Bu çok önemli. Bacımdan Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşler biraz duygulandık. Evet, teşekkür ederiz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Sağ olun var olun dedik. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Başka bir güzelliklere daha bakalım neler göreceğiz.
Şimdi babamıza geldik. Baban 85 yaşında. Dizleri ağrıyor dedi ama biz onun yüzünde bir şey gördük. Ne gördük? Dikkat ederseniz şu gözüne odaklanayım yönetmenim. Geliyor. Bakın bu gözünde çapaklanma olmuş. Sarı sarı çapaklanma var. Kirpiklerinde hafif bir enfeksiyon olmuş. Bu tarafta o kadar çok yok. Bunda az. Kendi kirpiğini kendine batar gibi olmuş. Bunun için size bir mucize söyleyeceğim kardeşler. Çayın demi. Çayın demini atmayınız kardeşlerim. Onu biraz ılık hale gelsin. Soğuk sıcak değil. Soğuk olabilir ama ılık olursa daha da güzel oluyor. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Güzel bir pamuğa batıracağız. Babamın gözlerinin dibine pansuman yapacağız onda. Baba biraz başını şöyle geriye doğru ver. Şöyle bir bak. Tamam böyle güzel. Geç abi. Bakın kardeşler şurada görüyorsunuz çapaklanma. Çapaklanma neyin belirtisi? Gözlerin diplerinde enfeksiyon belirtisi. Biraz da cildinde de egzama gibi bir şey olmuş. Şimdi biz ona çay banyosu yapacağız. Nasıl yapacağımızı size gösteriyorum. Şu pamukları şöyle tutacağız. Sen şu çayı al abi eline. Şöyle tut bana. Böyle yanaş. Yanaş böyle. Aç kapa gözlerini baba. Aç kapa baba. Aç kapa. Aç kapa. Harikasın. Yap babam yap. İşte sevgili kardeşlerim böyle güzelce gözünü aç kapa aç kapa hareketleriyle oradaki yıkamayı yaptık. Bir sefer daha yapacağım babacığım. Sen öyle dur. Aç kapa gözlerini baba. Aç kapa. Aç kapa babam. Heh, yap 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 yap. Heh. Öyle. Heh. Öyle güzel oldu. Aç babacığım şimdi gözünü. Bak güzel oldu. Gözlerinin dipleri rahatladı birazcık. Evet bunu her gün yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi deminkine göre gözlerin feri geldi. Aç kapa baba. Ha? Yaşasın babam be. Şimdi başka dizlerinde sıkıntı var. Şimdi dizlerine dönüyoruz babamın. Çok mu acıyor baba? Acır acır. Acısın. Biraz iğne batıracağız buraya. Olur mu? Yok yok. Batırmayayım mı? Bir iğne batırayım. Pislik. İğne vuracak, iğne vuracak. Ha, vur, vur. Vurayım mı? Vur. Sakın oynatma ama. Yok yok. Sevgili kardeşlerim gördüğünüz gibi bu da dizin sümüğü. Yani burnumuzda nasıl sümük varsa bu da dizin içinde kirli sıvının fazlalaşması. Bu babam da ağrı yapıyordu. Şimdi biz onu aldık. Onun için biraz da ozon koyunca rahatlayacak inşallah. Can kardeşler, canım kardeşler iğnemizi yaptık. Pisliğimizi görüyorsunuz. Şimdi bunu bacılar bir yıkayıp getirin bize bunu. Şimdi kremini sürüp babamı canlandıracağız. Kestaneli kremlerden süreceğiz. Baba hissediyor mu? Isırıyor mu? Tık tık yapıyor mu? Yok yok. Yapmıyor. Yok yok. İyi. Yok. Şöyle tut şunu, şunu tut. Aletim. Benim gibi tut. Benim gibi şöyle tut. Üstten tut. Bir de elinde şöyle yapalım. Amcaya vur. Tık tık ediyor mu? Ediyor. Ya, işte. Bak nasıl çarpıyor. Çarpıyor. Şimdi senin ayakları canlandırdım. Bana kalkacaksın şöyle canlı canlı bir yürüyeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ayla. Hay babam be. Vay maşallah be. Voo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 
Rahatladın değil mi? He he. Gel gel. Gördüğünüz gibi tepe çıkıyoruz sevgili seyircilerim. Tamam babam gel. Helal olsun sana be. Ne varsa eskilerde var ya. Can kardeşler yolda gidiyoruz. Çok güzel bir yol. Bakın harika. Ormanın içinde her taraf ağaçların içinde. Erzurum İspir'deyiz. Bir duman tütüyor dedik. Bakalım neresi burası bir girelim bakalım dedik. Belki bir abim vardır dedik. Hayat belirtisi var. Bayrağımız da asmış buraya böyle güzelce abim. Bakalım giriyoruz. Selamun aleyküm. Kimse yok mu? Köpek mepek var mı ki? Oo! Ateşimiz de yanmış. Vay 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 vay. Vay içeriden türkü sesleri geliyor. Evet gürül gürül. Allah sevgili seyircilerim. Güzel kardeşlerim. Türk bayrağımız atamızın resminden sonra giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm abi. Gel gel gel. Evet madeni bulduk madeni. Aleyküm selam. Ne diyorsun abi? Hoş geldin. Hoş safa bulmuşsun. Geldin. Hoş bulmuşuk abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıyorum? Şu anda buğdanın kabuğunu alıyorum. Kendime dediğimiz hani o çeşkek tereyağından. Ha. Burası ne abi? Burası değirmen mi? Ne bu? Burası insanoğlunun yiyeceğini karşılayan, ekmeğini hazırlayan, yemeğini hazırlayan değirmen. Evet sevgili kardeşlerim, burası tam anamızdan, babamızdan, atamızdan kalan taş değirmen ama neyle? Su gücüyle dönüyor. Doğru mu abi? Evet, su gücüyle döner. Dönen... Kara değirmen derler aslında. Kara değirmenin ötesi. Niye ötesi? Bu gördüğün taşın dibinde çark, suyun çevirdiği çark. Onun altında ayak deriz. Onun altında bilye. Taşın altında bilye, üstünde bilye. Üç bilyeye dönen taştır bu. Kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? Bu işi dedeme kavuşamadım. Babamla beraber aşağı yukarı 40 sene yaptım. Babamla beraber 40 sene yaptım. Bir tane de amcam vardı. Allah rahmet eylesin hepsine. Abi. Ondan sonra kendi üzerime kaldı. Var aşağı yukarı hemen hemen 100 seneye yakın genç var. Daha önce de sizinle beraber, seninle beraber 100 senedir. Evet. Ama evet. Şimdi... Nasıl oluyor şu, abi? Şu anda bunun mimarisi evvel Allah sonra benim. Anlayanı benim. Bu gördüğüm buğda. Buğdayın kepeğini alıyoruz, kabuğunu çıkarıyoruz. Bu çeşkek dediğimiz, aşteni dediğimiz, kullandığımız buğday. Buğday. Kabuğunu alıyoruz. Ondan sonra bunu nişeste bile yapabiliyoruz. Nişesteyi biliyorsunuz. Ha. Kara düzenden alıp bugüne geldiğimiz bir sistem. Evet. Bu şimdi aynı vitestedir. Bak şimdi alayım şeye. Evet hızlandı. Görüyor musun? Böyle bir teknoloji bu. Hayatta bozulmaz. Bilyasını yağladı mı bu da suyu koşayım, buğdayı dökeyim. He? Tamam buğday dök abi buradan da görem. Gel kardeşler burada buğdayımızı koyduk. Altına bir şey koyalım abi. Yavaş yavaş buğdaylar düşüyor. Buğday ayarını yapıyor. Hemen un çıkmaya başlıyor görüyorsunuz. İşte en güzel tamamen kepekli buğdayımız hazır. Böyle bir elinizi vurun. Fabrika unundan ayırt yapamazsınız. Bu şimdi bu ambarın ekini bittiği zaman düşer taşın üzerine can 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 öter. Ha. Gerçi yeter, durdur makineyi. Makineyi durdur, buğday bitti. Şimdi bu ünen buğday, bizim kendi yerli üretim buğdamızdır bu. Çok hasun öyle olur. Bunun işte ankana makarnası dediğimiz bu. İşte can kardeşler, canım kardeşler, mükemmel unumuz. Şu düzene bak, işte şu düzen. Bilmiyorum sayın hocam gezmişsindir, görmüşsündür.
Türkiye'de bu ABU sistem gibi şu anda çalışan ya 3 tane vardır ya bilmiyorum. Aynen yani. Katılıyorum abi. Allah senin gibilerden razı olsun. Allah sizden razı olsun ki şu memlekete sahip çıkıyorsunuz, geziyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte bu. Şu anda bak, şimdi taş odur, o da aynı taş. Evet, mis gibi buğday koktu içerisinde kardeşlerim. Yani o kadar güzel bir koku ki hiç ayrılsınız gelmiyor. Abim de görüyorsunuz. Maşallah ben bu kadar hızlı çalışan taş değirmen görmedim. Allah'ın izniyle o kadar kendime güveniyorum. Şu Erzurum bölgesinin karavununu veririm, daha fazlasını veririm. Çünkü bu aşağı yukarı saatte 15 seneki ekin rahat. Bu yapmak şartıyla 15 senedir. Ben buradan sizin aracılığınızla Türkiye'ye sesleniyorum. Bu güzelim değerleri kaybetmesinler. Bu güzelim değerleri çalıştıran insanlara sahip çıksınlar. Bu güzelim değerlere devletim sahip çıksın. Bunu çalıştıran çok değerli sanatkarlara sahip çıksın. Zoroğulları kolay kolay bulunmaz. Ve bütün insanları Kepekli'ne davet ediyorum, teşvik ediyorum. Kepekli un yesinler, buğday eksinler. Artık çağ gittikçe derine gidiyor. Buğdanın özü alınır, kabuğu alınır, özü kalır. Bağırsak hastalığı oluyor, kanser oluyor. Şu güzelim değerlere önem versinler. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum sizin aracılığınızla. Gördüğünüz gibi abim dertli, doğru. Böyle değirmenlere, bunlara sahip çıkmamız lazım. Tamamen bu doğal buğdaylardan yememiz lazım. Tamamen doğal şekilde unlardan, kepekli unlardan, tamamen doğal ata tohumlardan yetiştiren buğdaylar yememiz lazım. Abimin anlatmak istediği, söylemek istediği bize bu. Allah ondan razı olsun. Allah böyle, abimizden razı olsun. Böyle güzellikleri yaptığı için burada emek verip bu kadar sıkıntıları sırf insanların hayrına çekiyor. Biz de kendisine ülkem adına, Kanal 7 adına ve Doktor Feridun Kunak program adına teşekkür ederim. Ben abi, teşekkür sağ ediyorum. Allah'ın sağ olsun. Olasın. Ayağın kabuğa geçsin. Allah abi, sizlere eşlik etmesin. Abi, Allah razı olsun. Sesinizi duyurun. Halkımız uyansın. Neresi burası? Erzurum. Erzurum. İspir Elmalı Köyü. Şimdi kızımızla beraber spor hareketler yapacağız. Bu spor hareketlerin özelliği ne? Bilhassa genç kızlarımıza muhakkak yaptırmak lazım ama her gencin muhakkak yapması gereken hareketler yapacağız. Ne yapacağız? Sırt kemiklerimizi, kaslarımızı güçlendireceğiz. Bilgisayarda oturdukları için, telefon kullandıkları için hep böyle duruyorlar bak. Böyle. Deminki gibi dur böyle. Bir kalk bakayım ayağa. Dön arkanı şöyle. Bakın sevgili seyircilerim. Hep omuzlar önde. Kaburgalar arkaya doğru, kürek kemikler arkaya doğru çıkık. Bütün çocuklarımızda var. Peki bundan kurtulmak için şimdi hareketler göstereceğiz. Bu hareketleri bütün çocuklarınıza yapın. Sen de daima böyle durmayacaksın. Bak böyle. Heh. Al omuzlarını geriye doğru şöyle. Heh. Hep böyle durmaya çalışacaksın. Anladın mı? Oklava var mı evde oklava? Var mı? Bir tane oklava da getir. Sevgili kardeşlerim. Evinizde böyle bir oklavayı alacaksınız. Bunu en üst bölgesinden takıp, yani koltuk altlarını böyle takıp bu şekilde dimdik yürüyeceğiz. Hadi bir yürüyelim bakalım şöyle. Aferin. Harikasın. Oh. Hah, bu hareketleri de çok yapacağız. Tamam. Şimdi oklavayı burada sırtımızda günde en az 30 tane yapacağız. Şimdi tut böyle oklavayı böyle. Şöyle tut. Dümdüz kaldır iyice geriye doğru. İyice geriye ver. Aferin. Şimdi komple ene doğru eğil. Eğil 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 eğil. Aferin. İyice geriye. İyice geriye geriye geriye. Öne doğru eğil. Aferin. İyice geriye. Çok güzel. Şimdi tamam. Oklava havadayken böyle. Oklava havadayken sağa sola dönelim böyle. Aferin benim kızıma. Çok güzel yapıyor ya. Çok güzel yapıyor. Çok güzel. Yap bir tanem. Kızım güzel. Bence de. Kızım da güzel. Hareketleri de çok güzel yapıyor.
Evet, çocuklarınıza da evde böyle sık sık başında kitapla yürümeye çalıştırın. Şimdi gelelim diğer hareketler. Anne sen de yapacaksın şimdi hareketleri. Şimdi hareket yapıyoruz, bak bana. Anne sen de yap. Hareket yapalım böyle. Ha yapıysan hadi. Hadi. İyice kaldır. İyice geriye. İyice öne. İyice geriye. İyice öne. İyice geriye. Tamam. Bu hareketlerden ne kadar çok yaparsanız o kadar. Dirsekleri birleştirin böyle. Dirsekleri de birleştir. Ha. İyice aç. İyice kapa. İyice aç. İyice geri. Aferin. Harikasın. İyice kapa. Ha, bak nasıl çalışıyor sırtın, anladın mı? Çok sık yapacağız, bu sırt kaslarımız koy. Şimdi menişte bak, bir de bunu yapacağız bak. Çökeceğiz, kalkacağız. Çökeceğiz. Bravo, şınav çeker gibi. Bu basit şınav. Bir de bu şundan da yapacağız. Biraz daha güçlenince ayaklarını böyle yap şimdi. Çök böyle, kalk böyle. Süper. Aferin benim kızıma. Harika. Tamam. Evet sevgili seyircilerim, siz de çocuklarınızla bu hareketleri yapınız. Şimdi bu hareketleri bir de şöyle yaparsanız daha da iyi. Melis şimdi parmak uçlarında zıplayacaksın. Yani öyle zıplayacaksın. Çek şimdi. Gene yapacağım ben bunu. Sen parmak uçlarında bir bunu bir buraya atlayacaksın. Parmak uçlarında yaparsın. Atla. Parmak ucu. 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 Parmak ucu, parmak ucu. Harika. Bu hareketlerden en az 25'er 30'ar tane yapmamız lazım. Sırt kaslarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Bağırsak sistemimizi de sağlamlar. Parmak ucundan da zıpla. Bunda ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Parmak uçlarında olması lazım. Bir de duvarda hareketler yapacağız. Melisa giy ayakkabılarını. Evet sevgili seyircilerim. Melisa ile şimdi size bu hareketleri gösterdik. Bu hareketlerde ne yapılacak? Sırt kaslarımız kuvvetlenecek. Bedenimiz güçlenecek. Tamam mı Melis? Tamam. Harikasın. Ellerine kollarına sağlık yavrumun. Güzellikler olsun, iyilikler olsun diyoruz. Şimdi bir de sallanma için bakalım bir yerler arayalım. Sallanabileceğim bir yer var mı? Ben size diyorum ki çocuklarınıza sık sık muhakkak sallanmayı sağlayın. Sırt kaslarının, bel kaslarının güçlenmesi için, boyunun güzel büyümesi için yapmamız şart. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela burada kapıda yapacağız. Melis'e gel bakalım. Tutun buradan. Kendini bırak. Evet, sık sık böyle sallanacak. Bakın böyle. Çekmeye gerek yok. Sadece sallanması yeterli. Kaslarının güçlenmesi için, bel eğriliklerinin düzelmesi için, skolyoz dediğim sıkıntılardan gidermek için sık sık böyle sallanmanızı sağlayın. Sırtında rahatlama hissediyor musun? Yani evet. Evet, sırtında rahatlama hissediyor. Lütfen çocuklarınıza bolca bunu yaptırın. Şu yüce dağlar duman kaplamış, duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var? Kara haber var. Seher vakti bu yerde kimler ağlamış,
Çimenler üstünde gözyaşlarım var, gözyaşlarım var. Gönlümü gam alır böyle günlerde, böyle günlerde önüme çektiler bir siyah perde. Yar senin derdinden tutuldum derde, yine mi kurbette kara haber var, kara haber var. Nurol! Evet can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Bu Cuma'nın değirmeni de bize böyle güzellikler yapmış. Burada da güzel şimdi çayımızı demlemiş. Domatesimiz de doğradı. Daha ne olsun kardeşler? Gelin gelin hadi buyurun. Ziyafetimiz var. Cuma'nın değirmeninde ziyafetimiz var. Buyurun gelin. Canım hocam, dünyaya duyur. Burayı zaman gelir bulamazlar. Değerini bilsinler. Sahibi olsun, yabancı olsun, yerli olsun, turist olsun. Bu çepekluna devam etsinler. Neredeyiz? Erzurum, İspir, ne köyündeyiz? Elmalı köyündeyiz. Şimdi ne yapıyoruz Can ablam burada? Şimdi ne yapıyoruz? Pestil işlemi yapacağız hocam. Pestil? Evet. Ne pestili ablacığım? Dut pestili. Dut pestili. Dut pestili. Bu yörenin dutu çok meşhur sevgili kardeşlerim. Evet. Dut kurusu meşhur. Dutla ilgili yapılan bütün her şeyden meşhur. Şimdi dutumuz, pestilini pekmezimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz abla? Hocam dutlarımızı topladık, kuruttuk. Kuruttuk. Kuruttuktan sonra dün yıkadık. Yıkadık. Kazana doldurduk. 2-3 saat kaynattık. Peki abla şimdi saat 6.30, sabahın 6.30 ne zaman kaynattın? Sabah namazını kılar kılmaz dutlarımızı kaynatmaya başladık. Dörtte mi kıldınız sabah namazını? Evet. Namazı kılar kılmaz kazanın daha üstüne koyuyoruz hocam. Kaynama başlamış. Evet. Sonra abla? Evet hocam. Şeyimiz kaynamaya koyduktan sonra onu şey iyice 2-3 saat kaynattıktan sonra çıramıza göre ununu şey yapıyoruz, uğra yapıyoruz. Yani o suyuyla, dutun suyuyla unu karıştırıp. Unu karıştırıp uğra yapıyoruz hocam. Un kepekli hocam. Un mu, normal un mu? Normal un hocam, normal hazır un. Kepeksiz hazır un. Sonra kepeksiz abla. Hep karışlanacak hocam. Şimdi evet. Burada evet. En önemli özellik abimde, doğru mu? Evet. Dibini tutturdu dibini mu olmaz. Dibini tutturmayacak, yakmayacak. Yakmayacak, evet, habire hocam. Karıştıracak. Uğrasını vuruyoruz. 2-3 saat böyle ilik ateşte encah encah karıştırıyoruz hocam. Sarı bir çöpük verdikten sonra kıvama gelmiştir. Ondan sonra kovalara seçip ustalarımız orada hazır olup bezlerimize yayıyoruz hocam. Kurumaya, güneşe bırakıyoruz. Akşama kadar güneşte kuruyacak. Onu 2-3 gün bekleteceğiz. Ondan sonra tekrar o bezin arkasını ıslatıp tekrar o bezden ayırıp ipleri atıp tekrar kurutacağız hocam. Ha. Yani bayağı işlemler uzun hocam. Yani sevgili seyircilerim pestil deyip de geçmeyin. Evet. Hemen pestil evet, de hocam, hemen kolaycacık. Aa, kolay zannediyorsunuz. Yolumuzdur. Görüyorsunuz evet. Zahmetini. Beraberce şimdi bezleri yayılmasını göreceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. Abi sen kaç senedir karıştırıyorsun böyle? Vallahi. Abim de en güçlü kuvvetli bayağı görmüşsün. Zamandır karıştırıyor. Kim pestil yapacaksa karıştırıcı olarak abimi çağırıyormuş. Karın tokluğuna çalışıyormuş o da. Sabah kahvaltısı akşam yemeği hocam. Bayağı. Evet. Aynen. O kadar. Öyle. Maaşı da o. Hocam, sabah. Sabah kahvaltısı akşam. 24 saat olmuyor hocam. İtfaiyede çalışıyor hocam. 24 saat de olmuyor bazen. Can kardeşler, canım kardeşler. Sonunda bu da oldu. Feridun Kunak dut pestilinin yamağı oldu. Ellerine sağlık hocam. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedik. Her çorbada şey, bizim de tuzumuz bulunsun dedik. Şifamız olsun dedik. Hocam. Gel, gel. Dut pekmezine gel. Gel, dut pestiline gel, gel.
Evet ablacığım, oldu mu şimdi? Evet oldu hocam, kıvama geldi. Şu kıvama geldi, ya. Renginden anlıyoruz kıvama geldiğini, ustalık da burada. Şimdi evet. Ablam alıyor bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo. İnnallahi ve razzakü zil kuvvetil metin. Hayırlı rızıklar, helal rızıklar olsun. Amin. Güzel neşeli yemekler nasip olsun inşallah. Amin, şifa olsun inşallah. Ümmeti Muhammed'in rızkına. Siz de tadına bakacaksınız ama. Tamam abla. Hadi bismillah. Tabak gidiyoruz bakalım. Benim işim. Hadi bakalım. Evet şimdi sevgili seyircilerim, pestil dökme. Ustalarımız hazır. Ustalara hazır. Pestil bezini geldik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tut, pekmezi çok güzel. Diğerleri gibi değil, böyle mayhoş olur, çok güzel olur. Evet şimdi sevgili seyircilerim, ablam burada bir şey yaptı. Ne yaptık abla burada? Tut pestili yaptık. Misafirlerimize ikram edeceğiz. Üstüne de ceviz getirdik. Evet, üstüne de ceviz atıyoruz. Evet, sevgili seyircilerim. Vay, tutumuz da doğal, cevizimiz de doğal. Evet, can kardeşler, canım kardeşler. Gördüğünüz gibi sonu da bu da oldu. Ablalarımın yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Bakalım 10 puan verecekler mi sonunda? 100. Yok canım, daha dur. Eşeği ince oldu ama bu. Biraz daha koyman lazım şuralara. Dediler ki gel hocam, sana özel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Gördüğünüz gibi tabağa koydular, üstüne de bu yörenin cevizinden doldurdular. Ceviz ağacı şurada. Dut burada. Kaynamış burada. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bu neymiş? Şifa olsun. Yalnız soğumadan yiyeceksin. Niye soğumadan yiyeceğiz abi? Soğunca alamayız mı? Onun kıvamı da öyle. Sertleşir hocam. Yani. Vallahi harika. Hiç içinde şeker yok. Tamamen kesinlikle. Meyve şekeri var sadece. Kesinlikle. O zaman burada cevizleri görürüz. Burası ceviz diyarıdır. Erzurum İspir Elmalı'dayız. Sağ olsun muhtarım, sağ olsun abilerim. O kadar güzel bir sofra hazırlattırmışlar ki bize. Bacılarımdan ellerine kollarına sağlık. Şurada gördüğünüz her şey buralardan. Bir tek zeytin diyor burada yok ama onun da deneme ekimlerine başladık diyorlar. Elmalı, İspir farklı bir coğrafya. Farklı bir iklim var. Fındık var sevgili kardeşler. Fındık var. Çünkü Karadeniz iklim hakimiyeti var. Şu domateslerin güzelliği, şu peynirlerin güzelliği. Balın güzelliği, kekiğin güzelliği, peynirimiz, biberimiz hepsi gördüğünüz gibi çok büyük nimet. Beni konuşturdular, bunlar yiyorlar sevgili seyircilerim. Beni konuşturdu, hele muhtar, tam muhtar ha. Evet. Oo, hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hadi bakalım. Pestilleri güzelce orada kuruttuk. Sonra buraya astık. Aldık. Ne kadar duracak burada? Burada da biraz daha kuruyacak. Sonra tekrar alıp ıslatacağız. Bezden ayıracağız. Tekrar ip atıp kurutup ondan sonra katlayıp yemeği hazırlayacağız hocam. Şimdi bakalım bezden ayırma işlemi nasıl oluyormuş, onu görelim. Şimdi ne yapıyoruz abla? Pestilimizi ipe koyduk, kuruttuk hocam. Kuruttuktan sonra şimdi tekrar ıslatıyoruz. Arkasından ıslatıyoruz. Arkasından ıslatıyoruz. Çıkarma işlemine geçeceğiz. Pestili çıkaracağız bakalım şimdi. İyice ıslattıktan sonra hocam.
Pestilimizi bezden ayırıp tekrar ipe atıp tekrar kurutacağız. Gördüğünüz gibi ablalarım o kadar güzel bir pestil yapmışlar ki zar gibi yani. Ablalarım çok ince yapmışlar. Her yerde böyle ince pestil bulamazsınız. Evet hocam, ispiri elmalı yiyeceksinler. Şimdi gördüğünüz gibi pestili götürüyoruz. Nereye götürüyoruz? İpe atacağız. Nereye götürüyoruz? İpe götürüyoruz. Hadi gidiyoruz bakalım ipe. Haydi. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi burada ne kadar kalacak abla? Bir saat. Bir saat güneşi görür görmez hemen burada o nemi gider gitmez alacağız. Sonra ne yapacağız? Katlayacağız. Paketlerini de gösterelim. Paket diye gösterelim bakalım. Evet can kardeşlerim, bu da kuruduktan sonra gördüğünüz gibi ablam nerede? Gel abla. İşte gördüğünüz gibi paketimiz hazır. Ne bu? Pestilimiz. Aç abla bir. En doğal şekilde Elmalı'nın güzel pestili. İşte kardeşlerim pestilimiz hazır. Güzel pestilimiz. Çocuklarınız okula giderken çantasına koyverin kardeşlerim. Şöyle bunu yediği zaman beyninin daha iyi çalıştığını, vücudunun daha iyi çalıştığını göreceksiniz. En güzel enerji ve şeker oranınız meyve şekeri olduğu için çok sağlıklı. Evet abla katla gene. Mısır koçanlarını gördük. Şimdi mısır koçanlarından bir tanesinin tazesini bulduk. Şu ortasındaki şu beyaz kısmı var ya bakın. Bunu güzelce kurutursanız sonra da onu saklarsanız toz haline getirip mükemmel bir mide ilacıdır. Her türlü mide ağrısına, her türlü mide yaralarına, ülsere çok iyi geliyor. Bakın şu mısırın ortasındaki şu koçanın ortasındaki kısmı. Yani şu beyazlık. Bakın bu. Aklınızda olsun. Koçanları yazık etmeyin. Bu ya ortasındaki bizim burada oruka diyorlar. Oruka diye çağıracağız anlasın hocam. Koçan dedim nüfus sudan aklaşıyor. Oruka mı diyeceğiz? Oruka. Oruka. Bakın bakın. Bakın şu beyaz kısmı kardeşlerim. Bu mükemmel bir mide ilacıdır aklınızda olsun. Yani bu kemicin içindeki ilik. Aynı kemiğin içindeki ilik. Evet. Bak ne güzel söyledi ablalarım. Evet. En güzeli bu da mısırın iliği. Evet. İşte kardeşler mükemmel nimet, afiyet olsun. Erzurum İspir Elmalı'dayız. Köyün muhtarı dedi ki ben muhtarsam biraz da dedi torpilim olacak tabii dedi. Anama bakmadan seni götürmem dedi. Şaka bir tarafa mecbur değil, memnuniyetle bakıyoruz. Anne ne şikayetin var? Dizlerimde var. Dizlerin ağrıyor. Zahra kesem var. Heh. Astım buruşum var. Heh. Tansiyonum var. Heh. Dallarım ağrıyor. Heh. Gece dallarımdan kollarımdan yatamıyorum. Kendi de anlattıklarına kendi de gülüyor sevgili seyircilerim. Çünkü anneme şöyle konuşmak lazım. Neyin yok desek daha kolay olacak. Neyin yok desek daha çabuk bitecek. Evet, her yeri ağrıyor.
Yalnız annemin bir şey gördük. Annemin kilosu biraz fazla. Ekmek yemeyecek. Hamur yemeyecek. Şu yağları eritecek biraz. Oturduğun yerde hareket yapacağım böyle böyle. Gelini bulmuş. Oo, her şeyi geline yaptırıyor kendisi. Yat aşağı. Öyle mi? Neyse şaka bir tarafa, şimdi oturduğun yerde biraz hareket yapacaksın anne. Yapıyorum bu. Çok yapacaksın ama. Ya oturuyorum bak bir ama ayağım. Öyle öyle 500 tane falan yapacaksın. Az az değil. Tesbih alacaksın. Allah 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 Allah. Bir bakmışsın 100 geçmiş. Ondan sonra Allah 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 Allah. Bir bakmışsın 100 geçmiş. Allah Allah Allah. Tam böyle bir şey yapacaksın. 99'u bitireceksin. Anlıyorsan. He. Şimdi ben de sana buralarına küçük ozon yapacağım. E dur canım, sen de her şeyi hopluyorsun ya. Yenge. Yenge. Günde iki kez buralarına sıcak yapacaksın bunu. Sıcak torbası koyacaksın. Bu iki kremi sana bırakacağız. Bu iki kremi karıştırıp süreceksin. Şöyle bak. Sıcak mı saklayacağım? He? Sıcak mı saklayacağım? Sıcak, sıcak. Sıcak torbası koyacağız. Koyacağız. Ki, sıcak saklayın diyor. Evet, sıcak saklayacağız ana. Anladım. Allah razı olsun. Allah sıcak, öyle oturmadan ziyade sıcak torbası koymak lazım. Anamdan bir tek istediğimiz var, boğazını tutacak. Bu iki kremi karıştırıp vereceğiz. Ozonlu krem bu. Biri at kestaneli, biri oraları böyle kan dolaşımı hızlandırıcı kremler. Bunları güzelce yaptığı zaman göreceksiniz, dizinde rahatlama olacak. Allah Allah. İyi ki doğru. Ben ne çektim? Bu şimdi seni gençleştirecek. Bunlara verme, sen alacaksın sadece. Böyle diptir yapacak seni. Yesem mi? Hap bu, hap yutacaksın. Gelin hanım. Bu maden hebin var ki. Bu ayrı bir heb. Ha olsun olsun. Bu vitamin hebi. C vitamini var, çinko var, B vitamini var. Gelin gel buraya, gelin hanım bak yazıyor burada. Ne yazıyor, oku şunu bir İlaç duysun. İlaç değildir. Duysun. İlaç değildir yazdır, bak oraya. Gençleştiriyor, gençleştiriyor. Gep genç olacağım böyle. Davar sağmaya mı gideceksin? Davar sağmaya gideceksin. Cahiliye gideceksin. He. Tamam. Şimdi hemen Muhtar. Efendim. Hemen davarları da almaya başlayalım şimdi. Ancak sağmaya geldiğinde anam iyileşecek dansa. Tamam. İnşallah. Safır kesesi içinde her gün bir fincanın yarısına zeytinyağı, yarısına limon suyu koyacaksın. Karıştıracaksın. Bir ay, bir buçuk ay süreceksin. Sabahları onu içireceksin. Zeytinyağı, limon, bir fincan. Tamam mı ana? Tamam. Akşam 7'den sonra bir şey yemeyeceksin anne. Tamam. Tamam. Ekmek de yemeyeceksin. Ekmek sadece sabah, sabah o da şu avucun içi kadar, bak şu bir kadar. Diyeyim. Şu kadar, bak şu bir kadar. Diyeyim. Bak şu kadar. 7'den sonra meyve de yiyemez, sabah yiyecek. Bak. Meyve asit yapıyor ya o safra kesene. Sabah yiyeceksin, sabah onları. Akşam sakın yemeyeceksin. Neyse yemek yok artık. Yok sakın vermeyeceksin, çok tehlikeli. Erzurum İspir'deyiz. Erzurum İspir'de Sayın Belediye Başkanımızın eşi Merve Hanım bize eşlik ediyor, sağ olsun, o çağırdı zaten. Şimdi ne yapacağız abla? Kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulye. İspir kuru fasulyesi. İspir'e gelip de kuru fasulye yapılmadan olur mu diyoruz. Evet. Bu Erzurum İspir kuru fasulyesi kaç senedir yapılıyormuş? Ta eskilerden beri mi geliyormuş Merve Hanım? Tabii hocam. İspir fasulyesi biliyorsunuz dünyaca ünlü ve sadece İspir'de üretilen bir ürün. Ürünü lezzetli ve özel kılan burada Kaşgar Dağları'ndan gelen kaynak sularıyla toprağımızın beslenmesi, kabuk atmaması, ne kadar kaş tabak yerseniz yiyin, hazımsızlık, midede sıkıntı yaratmaması gibi şişmemesi özellikleri. Aynen, evet, bakımından ve lif bakımından da çok zengin bir ürün. Peki, kuru fasulye sence neye yarıyor?
Çocuklarımıza güvenli yediriyoruz kendi ürettiğimiz fasulye. Bildiğimiz fasulye. Evet, kendi üretiyoruz. Bağırsakları çalışması tabii açısından ki, çok tabii faydalı. Tabii ki tabii. Liforan çok yüksek olduğu için, evet, için çok faydalı. Evet hocam. Ama en önemlisi her gün 100 gram protein almak zorundayız. Protein var, bunlarda da protein var. Bu protein de bitkisel protein. Evet bakalım neler yapacağız şimdi? Buyur bakalım, nedir özellikleri onun dışında? Biz İspir fasulyesi pişireceğim. Malzemelerimizi isterseniz sayalım. Tereyağı, İspir tereyağı. Soğanımız. Salçamız. Kırmızı biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz. Reyhanı da piştikten sonra sunarken üzerine döküyoruz. Çok evet. Daha lezzetli yapıyor. Reyhan da buraya has bir üründür hocam. Kurutulmuş reyhan özellikle bu çekimini yaptığımız Kan bölgesinde çok verimli olan bir üründür. Biz bütün yemeklerimizde kullanırız. Muhteşem bir aroması vardır. Nane yerine bizde baharat olarak daha çok kurutulmuş reyhan kullanılır. Yemeklerin üzerine serperiz böyle. İlk defa tadacak olanlara biz etsiz fasulye yaparız ki fasulyenin kendi o muhteşem aromasını almalar için. Islayacağız mı? Ne yapacağız şimdi abla? Bu ıslanmamış kuru fasulyemiz ama biz bunu akşamdan ıslatıyoruz. Eğer aceleniz varsa akşamdan ıslatmazsınız. Bunu düdüklü de pişirirsiniz. Islat getir bakalım abla. Hocam, ıslanmışımız var. Islanmışını al gel o zaman. Şimdi Merve Hanım, sizin bir de burada çok güzel faaliyetlerinizi herkes söylüyor. Kime gittiyse diyorlar ki Merve Hanım'ın çok güzel çalışmalar oldu buraya geldiğinden beri. Hocam ben Ankaralıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Mesleğim de Kültür Bakanlığı'nda klasik Türk müziği ses sanatçısıydım. Eşim İspirli. Eşimle evlendik ve 1,5 sene sonra eşimin işi dolayısıyla İspir'e geldik. Ben de onunla birlikte geldim. Burada hanımlarla tanıştım. Ve gördüm ki burada hep kadınlar çalışıyor. Tarlada, bağda, bahçede, affedersiniz hayvanların bakımında hep kadınlar çok aktif rol oynuyor. Ancak bu çalışmanın maddi ve manevi bir karşılığı alamıyorlar. Yok. Yani ya üstü kapanan bir yapı ya da ürettiklerini tüketiciye birebir ulaştıramadıkları için toptancılar onlar çok öldüm fiyatları alıyorlar. Toplumsal bir kalkınmanın çok güzel bir vizyonu olduğuna inandım. Bir kadın kooperatifi kuralım dedim. Ve biz 7 tane hanımefendiyle birlikte bir kadın kooperatifi kurduk. İsmimiz Hanım Eli. Sebebi şu, İspir'e Hanım Eli'deydi mantığından yola çıkarak. Kadın kooperatifi kurduk. Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Kurulup sisteme düşünce öğrendi ki biz Doğu'da Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulan ilk kadın kooperatifiymişiz. Bizi hemen Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özel davetiyle Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Doğu'yu temsilen davet ettiler. Biz oraya bütün ürünlerimizi götürdük. 2019 yılının Temmuz ayında kurulduk. O günden bugüne geldiğimiz noktada şu an Ticaret Bakanlığı'nın projesiyle açtığımız bir restoranımız var. 3 yıldır hanımefendilerimiz işletmeci, esnaf oldular burada. İşletmecilik yapıyoruz. İspir çiçekleri ve doğası ve meyveleri itibariyle çok zengin bir coğrafya. Ancak en önemli zorluğumuz bizim fasulyemizi biraz da pahalı kılan da bir şey şu. Tamamen el işçiliği var hocam. Çok kırık bir coğrafya. Makinalı tarım yapmakta çok zorlandığımız bir coğrafya. Hem kadınlarımızı maddi anlamda güçlendirmek, gerçek anlamda bir ederi olduğunu görmeleri açısından çok kıymetli bir iş yaptık. Artık sayısını bilmediğimiz köylerden üreten hanımefendilerin ürünlerini alıyoruz. Burada mesela kızılcık, kuşburnu gibi meyveler insanların ayağının altında eziliyordu artık toplayan olmadığı için. Ama şimdi biliyorlar ki bir kadın kooperatifi var. Ya meyvelerini bize veriyorlar ya onları marmelat haline getirip bize getiriyorlar. Yani burada her şey bir kazanca dönüşmeye başladı. Yani hanımlar burada çok güzel bir faaliyetlerini göstermişler. Evet can kardeşler, canım kardeşler, şimdi her şeyimiz hazır. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi anlattılar. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımızın başında nasıl pişirildiğini o sırları da öğrenelim. Hadi buyurun geçelim. Köz ateşimiz hazır. Hadi bakalım neler yapıyoruz ablacığım? Tereyağımızı mı koyuyoruz? Tereyağımızı evet. Önce tereyağımızı alıyoruz. Koyduk. Tamam. Sonra salçamızı mı da koyduk? Salçamızı koyup ocağımızın üstüne götürüyoruz. Götürüyoruz. Hadi buyurun geçelim bakalım. Tereyağımızı şöyle bir yapalım. Ateşimiz de tam harlanmış böyle. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi burada soğanı katliyen doğramaya gerek yok diyorlar. Hep böyle bütün halinde koyuyorlarmış. Buranın usulü öyleymiş. İsteyen tabii ki diğer şekilde de koyabilir. Şimdi güzelce tereyağımızla salçamız özleşti.
Şimdi her şeyimiz hazır hemen hemen. Fasulyemizi koyuyoruz. Bu suyumuz sıcak su mu olacak, soğuk su mu olacak? Sıcak su da olabilir. Sıcak su da olabilir, her soğuk su da olabilir. Evet, fark etmez. Şöyle kaynamaya çıkmadığı için sıkıntı yok. Zaten piştikçe de suyunu çekiyor, sıcak su sonra ilave ediyoruz. Ha, biraz öyle yapacağız. Tabii biraz takip ediyoruz. Tamam. Şimdilik suyu yeterli dediler, üstünü geçene kadar koydular, daha sonra takip edeceğiz dediler. Evet, tuzunu da atıyor. Evet, gördüğünüz gibi doğal kaya tuzumuzu da koyduk. Hemen hemen hazır, harika bir şekilde. Sevgili seyircilerim, Merve Hanım ben buraya gelmeden önce de dinlemiştim, görmüştüm. Sizin de bu işten yararlanmanızı istiyorum. Kendisi sanatçı. Acaba bize ne söyleyecek bakalım. Bekliyoruz Merve kardeş. Biz de gönlünden ne kopuyorsa. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Elbet bir gün yine kavuşalım hocam sizinle İspir'de. Yine kavuşalım inşallah. Bizi o kadar güzel misafir ettiler ki vallahi muhakkak biz bir daha kavuşuruz yani. İspir'e bir daha Allah'ın izniyle bekliyoruz bir daha geliriz zaman. İnşallah. Merve Hanım, benim bildiğim kuru fasulye biraz da et konur, kemik konur. Ne diyorsun? Evet hocam, etli yapmak isteyenler pişmiş eti koyacaklar. Ama dediğim gibi biz ilk defa tadacaklar için etsiz yaparız ki fasulyenin kendi aromasını almaları için. Yani İspir'in fasulyesi ise diyor kardeşim, etsiz yiyeceksiniz, tadına varacaksınız. Evet, o yüzden bugün etsiz tamam. Yaptık fasulyeyi. Hadi bakalım, kapağını da kapatalım. Ne oldu Fatma abla? Pişti fasulyemiz. Fasulyemiz pişti. İşte gördüğünüz gibi oh, mükemmel şekilde olmuş. Şimdi bunu afiyetle yemek için hanımeli restoranımıza gidiyoruz. Orada mükemmel servisimizle yiyeceğiz fasulyemizi. Evet. Hadi buyurun gidelim hanımeli restoranına. Can kardeşler, canım kardeşler, o kadar güzel yerlerde bu güzel İspir fasulyemizi yaptık. Şimdi buna bir de reyhanımızı katmamız lazımmış. Burada reyhan, şöyle reyhanımızı da koyalım. O kadar güzel bir kokusu var ki sevgili seyircilerim. Hadi bakalım, afiyet olsun bana. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hani derler ya şeker fasulye diye, hakikaten çok güzel bir rayası, çok güzel bir tadı var. Hakikaten çok güzel olmuş. Kardeşimin ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. İspir'e gelip de bu fasulyeden yememek olmaz dediler. Biz de yedik çok şükür. Siz de bulursanız muhakkak İspir fasulyesini yapın. Neredeyiz? Erzurum İspir Elmalı'dayız. Elmalı'nın arazisi, iklimi o kadar güzel ki her şey yetişiyor. Fındık da var. Gördüğünüz gibi böyle ahududu var. Ahududu ne sevgili kardeşlerim? Böğürtlengillerden her türlü demir oranı çok fazla, C vitamini oranı çok fazla, B vitamini oranı çok fazla.
mükemmel bir nimet. Ama en önemli özelliği bu ahududlarını toplayacaksınız kardeşlerim. Öksürüğe mükemmel iyi geliyor. Kaynatıp suyunu içeceksiniz. Çocuklarınıza içireceksiniz. Öksürüğe çok iyi geliyor. Size gösterelim istedik. Buyurun. Kaç yıllık evlisin? 65-64. Kaç yıllık? Aynısı. Yok o. Sen de. 63'te evlendik. 1963'te. Evet. Evlendin. Nasıl evlendiniz? O mu seni gördü, sen mi onu gördün? İçimiz de birbirimizi gördük, evlendik. Evlendik. Köylüyük yani, içimiz de bir köylüyük. Aynı köylüyü. Aynı köylüyük. Daha önce görüştün mü biraz? Tabii canım. Ne dedin? Ben buna dedim ki, babasıyla anası tutfidanı götürürler. Kaynatam önden gitti hafız. Kaynanam da o selam vermedi, bu da selam vermedi. Oradan gider. Biz de bahçeye harç çıkarırız. Dedim sen niye selam vermedin? O erkeğiydi, vermedi. Yok, sen hafız görürse beni öldürür. Dedim zaten görmesini isterim. Görmesini isterim, öldürmesini isterim. Eyvah. Ölse de alacağım, kalsa da alacağım. Oo. Çok mu beğendin ablamı? Müslüman kızı da. Peki sonra? Sonra işte o kadar. Görücüyü gönderince hemen verdiler mi? Anam gitti, abiminle anam gitti, istediler. Kızı başkasına verirler. O adamın önünü kes, bu mezure de. Dedim sen o kapıya gitmeyeceksin, gidersen seni vururum. Abo. Oo, çok pis aşık olmuş. Evet. Sen ne diyorsun peki, bu işleri biliyor muydun bunun böyle? Yok ben bilmiyor muydun? Anne kulağına gelmiştir canım, senin de kulağına gelmiştir. Senin için adamlar birbirini vuruyor, öldürüyor, oğlum, haberin yok. Ben zaten o zaman 16 yaşımdaki bir çocuk. Ne işte babam için ne dersiler onu yapıyoruz yani. Biz öyle emirden dışarı çıkmazdık şimdi hiç içimi. Evet. Bu şimdi belki benden biraz 5-6 yaş büyük, o zaman olabilirdi yani. Peki abi, o adam korktu mu sen öyle deyince? O daha gitmedi. Dayısının evine gitti. Ne dedi? Tamam senin olsun. Yok, ben gidiyor şey, mu dedi? Yok, korkusundan hiçbir şey demez. Demedi gitti. Abim iyice niyeti bozmuş sevgili seyircilerim. Aşk nelere kadir görüyorsunuz. Kesmiş yolunu bir daha demiş. Oraya gitmeyeceksin, o eve seni dumanlı çıkarırım demiş. Adam da korkusundan kaçmış gitmiş. Sonra kaç gün düğün yaptınız? 3 gün mü sürdün? Yok, hiç düğün yok. Gittim. Kaçırdın mı? Yok ya, gittim. Askerden geldim izinli. 12 günüm var. Hemen gittim, sandığı ben aldım. Anama da dedim ki kızı ta peşin gel. O kadar. Taktık peşine geldi. Evet, taktık peşine gel. Hiç düğün mü yok? Yok, ne düğünü? Düğün oldu. Düğün oldu da, kına gecesi oldu da ablası hastahanadaydı. Yatırdı. Onun için gün uzun yapmadılar. Kına gecesi oldu, kına koyuldu. Ondan sonra da akşamda geldi, götürdüler. Annem de niyetinde cetmek var idi, doğru. Var idi, beğenmiş. O da beğenmiş adamı. Evet sevgili seyircilerim, gördünüz aşk nelere kadir. Kartopları mı attırmıyor, eşkıyalık mı yaptırmıyor, elin adamının yolunu kesip git lan bir daha buraya gelme dedirttirmiyor. Biz hele daha düştüğümüz yok yani, kendi görevimizi kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Maşallah. Anam evet. Da daş gibi her şeyini yapıyor. Allah'a evet. Şükür, bir şükür yapıyoruz. Onlar da iş düşen de. Gelinim de, oğlum da, kızım da gelirler, ev misafirler, bir şey aldımlar, olur yani. Can kardeşler, canım kardeşler, Erzurum İspir'de panayırımız başlıyor. Panayırımızın yürüyüşü başlıyor. Bütün belediye başkanı, kaymakamımız, İspir'in halkı burada. Okullar burada, spor kulüpleri burada, mehter takımı burada. Gördüğünüz gibi yürüyüşe başladık.
Evet sevgili seyircilerim, her yerde olduğu gibi hanımlarımız önde, gördüğünüz gibi. Şimdi başkanımızın eşiyle konuşalım. Merhabalar. Hem merhaba, hem konuşalım. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. İlçemize. Kaç senedir yapılıyor bu panayır bu? 7 asırdır devam eden tarihi espri panayırı bu. Oo. Biz bu sene 5.sini yapıyoruz. Maşallah. Gördüğünüz gibi büyük bir coşku ve çok katılımda. Güzel coşku var, evet. Evet, harikasın. Teşekkürler, sağ olun. Evet, evet. Çok hoş teşekkür geldiniz. Ederiz, sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. Geldiniz. Erzurum İspir'deyiz. Sayın Belediye Başkanım bizi çağırdı, biz de geldik. Başkanım neredeyiz şimdi, ne var burada? Şimdi panayır alanını sabah erken saatlerde, akşam coşku had safhaya çıkıyor burada. Böyle bir esnafımıza nasıl, memnun musunuz? İyi Allah gidiyor mu? Başkanım çok teşekkür ederiz, hoş eyvallah, geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane'den geldik. Çok sağ olun. Tamam. Hocam bir bakın tadına sağ isterseniz. Sağ olun. Şimdi İspir'de Gümüşhane kümesi, evet. İspir'de Gümüşhane pestiri ne kadar rağbet görür bilmiyoruz. O da iyi başlıyor. Ama ama İspir, Gümüşhane bunu öncülük etti ama endüstriyel anlamda bu işin organı İspir'de. Yani dut, ceviz İspir'de zirve. En fazla burada. Evet. Evet. İspir kadim ve eski. Yani bir medeniyet çanağı, Çoruh Vadisi. İşte bir taraftan Kaçkar Dağları'ndan bu anlamda beslenmiş. Medeniyetlerde hep su boylarında vücut buluyor biliyorsunuz. Biz 1000 yıldan fazladır yerleşik hayatta olan burada Türkleriz, Oğuzlarız biz. Bu sadece ticari değil, kültürel alışverişlerin, böyle bir entegrasyon, bir kucaklaşmanın, yakınlaşmanın da adı. Kesintisiz 7 asırdır devam eder bu. Şöyle yürüyerek gidelim, tamam, hem de bakalım. Evet, 7 asırdır devam eden bir çalışma. 3 kere kesintiye uğramış, bunlardan bir tanesi bize nasip oldu, pandemiden kaynaklı. Ha, hastalıktan dolayı. Evet, hastalıktan dolayı. Evet. Bu sene merkeze almamızın sebebi ora tamamlanmadığı için, ama seneye kendi asli yerine dönecek. Anadolu'nun dört bir yanından kervanlar, tüccarlar buraya geliyor. Şimdi bakın, bunlar siz nereden geldiniz arkadaşlar? Bursa Gemlikler. Bursa Gemlikler'e, İspir nere? Ne kadar güzel, ne kadar evet, güzel. Evet, işte Trabzon'dan gelen arkadaşlarımız var. Muhtarım memnun musun? Tabii ki memnunuz canım. Daha güzel, daha temiz, organik, toz yok, toprak yok. Maşallah. Her şey güzel, maşallah. 10 numara. Evet can kardeşler, canım kardeşler, biz bir şey gördük ki halk da başkanımı çok seviyor, o da esnaflarını, kardeşlerimi çok seviyor. Güzel bir ilişki olmuş. Çok teşekkür ederiz, sağ olsun. Eyvallah. Başkanımdan Allah razı olsun diyorum. Her türlü hizmetimizi yapıyor. Elektriğimizi, suyumuzu, her şeyi yapıyor. Allah razı olsun, ben her zaman dua ediyorum. Eyvallah. Yalan yok, hizmet sonsuz. Kıymetli hocam, bizim üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim diye bir üçgenimiz var. Yani bu üçgen çok kıymetli bir hizmet formülü. Bu formülle hareket ettiğimiz zaman bulunduğunuz yer değişmek durumunda kalıyor. Yani pozitif anlamda değişmek durumunda kalıyor. Önce çevreden başladık. Kanalizasyonlar merkezde açıkta akıyordu. Dereler ıslah edilmesi icap ediyordu. Önceliği belirleyip direkt ona dokunmak lazım. Bizim birinci derecede önceliğimiz temiz bir çevreydi. Nüfusu 100 binde 6 olan Türkiye'deki 551 belediye içerisinde
Avrupa Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortak delegasyonunun takdiriyle biz Türkiye birincisi olmuş bir belediyeyiz. Oo, maşallah. Tabii. Gelin bakalım. Bizdeyiz. Adın neydi senin? Emir Hoca. Evet. Senin adın ne? Kadir. Aferin senin. Mert. Aferin bakalım. Başkandan memnun musunuz? Evet. Ne olduğunu bilmediğin bir oyunu açıyorsun, veriyorsun çocuğun eline. Bu çocuk bilinçaltı zehirleniyor. Bu çocuk farklı yönlendiriliyor. İşte bundan çocukları kurtarmak adına, internet kafelerden uzak tutmak adına, bu dijital dünyanın sarmalından, kuşatmasından çocuklarımızı çıkarmak adına bu memleketin milli sporcularından, milli antrenör, o da geldi buraya beraber. Bir spor merkezi kurduk belediyemiz olarak. Şu an burada 700'e yakın öğrencimiz var. Hela dadaş hoş mu sen? Dolu mu sen boş mu sen? Dolu mu sen boş mu sen? Hayatların yandası. Hangi sen sarhoş mu sen? Hoş mu sen? Dolu mu sen? Boş mu sen? Ayaklarını yanması. Yoksa sen sarhoş mu sen? Hele arkadaş boş mu sen? Dolu mu sen? Boş mu sen? Ayaklarını yanması. Yoksa sen sarhoş mu sen? Başkanıma ve eşine çok çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Veda ederim başkanıma. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol başkanım. Erzurum, İzmir'de çok güzel bir yere geldik. İsim Ali'ydi değil mi? Ali Köse. Evet. Ne oldu Ali abi sana? Ne şikayetin var? Ne oldu sana? Bayram öncesi hocam camiye görevliydim. Olukbaşı Camisi'nde. Camiye giderken, buradan abdestimi aldım giderken bu komşunun evinin orada başka bir arkadaş gelmiş. Orada bizim motora çarpıyor. Orada motorun önüne vuruyor. Ben düşüyorum. Duvara vuruyorum. Kafam sol tarafıma. Orada cansız şekilde yatıyorum. Kask yok tabi. Kask yok. O bizim suçumuz. Ya. Evet. O suçumuz. Birinci ya. Suçumuz. Buradan hemen mesaj veriyoruz. Ne olursunuz. Yalvarıyorum. Motosiklete binenler. Kask muhakkak takacaksınız ama iyi bir kask. Bir de arkanızda birisini alıyorsanız ona da kask taktıracaksınız. Bazen görüyorum. Adam biniyor. Eşini de arkaya koyuyor. Hanımefendiye kask koymuyor. Ne olursa olsun diyor, el kızı diyor herhalde. Ambulans çağırıp hastaneye götürüyorlar. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal kollarımı tabii bağlıyorlar. O serum vermişler, ilaç tabii. veriyorlar. Onlara saldırıyormuşum. Doğru. Ama akıl başta yok. Şimdi kafa travmalarında sevgili seyircilerim, yani darbelerinde kafadaki beyinde olan travmalarda şuursuz hareketler olur. Şuursuz hareketler olduğu zaman özel böyle bağlamalarımız vardır bizim, onlarla bağlarız. Çünkü bağlamasak serumlarını koparır, şey yapar. Hastanede de hastanenizi ziyaret edenler de ya ne insafsız doktorlar, adamı bağlamışlar. E kardeşim bağlamazsan koparıp atıyor. Mecbursun. Onun özel bağlamadır yani. Onu istediği kadar şey yapsa da kendine zarar vermez. O yüzden mecburuz onları takarız. Sakın bir daha öyle hastanızı gördüğünüzde telaşlanmayız. O onun tedavisi amaçlıdır. Şimdi nerede sıkıntı hissediyorsun? Şu anda ne hissediyorsun? Hocam vücudumda sıkıntı yok. Sol tarafa vurunca kulaktan beyin kanaması geçirmişiz. Tamam. Kulaklarım delinmiş. Tamam. Sol kulağım duymuyor. Her şey çok güzel. Olay bitmiş. Kötü kısım bitmiş. Ama sen şimdi olayın şokuyla abim şok hep böyle hareket ediyor. Yani gayri ihtiyari kafayı hiç oynatmadan hareket ediyor. Evet. O boyun kaslarında spazmlar var. Biz onları çözeceğiz. Şimdi sizin gözünüzün önünde tedavi yapacağız. Bakın şu anda boynunu oynatamıyor. Hareket ettirmeye çalış bakayım. Bu tarafa getir. Gördüğünüz gibi oynamıyor. Biz şimdi bir hareketler yapacağız. Evde kendimizle beraber ona güzel şeyler söyleyeceğiz. Bir iki oraya noktalarına tedavi yapacağız. Göreceksiniz boyun hareketleri açılacak. Boynu rahatlayacak. Hadi şimdi tedavimize başlayalım.
Evet can kardeşlerim, canım kardeşlerim, abime şimdi tedaviler başlıyoruz. Boyun kaslarında spazm olmuş bu darbelere karşı. Şimdi o kasları gevşetici hareketler yapacağız. Ondan sonra kendisinde güzellikler başlayacak inşallah. Evet, oraya kupa yapıyor. Böyle çekip çekip bırakıyor orayı. Dolayısıyla oraya kan akımını hızlandırıyor. Kan gelen yere can geldi. Şimdi boyun kaslarında spazm vardı. Onları çözeceğiz inşallah. Sen de abi şimdi şöyle yüz koyun yat. Şu tarafa doğru şöyle başımı şöyle koy. Şöyle yat abi. Hacer gel. Babaya şimdi kupa nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Böyle dümdüz güzelce yatacak. Şimdi dibine bu yağdan size vereceğiz. Bu özel bir kantaron yağı denilen bir yağ ama ozonlu kantaron. Tut bunu. Buraya güzelce süreceğiz şimdi. Dur, kıpraşma sakın. Sakın kıprama artık, tamam mı? Şimdi bu yanarken bardağımızın sağlam, kalın kenarlı bir bardak olacak. Bunu böyle kapatacağız. Emdi mi hocam? Bak nasıl emecek. Nasıl emdi alttan, görüyor musunuz? Bak çekti yukarıdan. Sonra burada böyle böyle kaydıracağız bak böyle. Bakın dikkat edin, kıpkırmızı oldu. Ne oldu? Kan geldi buraya. Şimdi sevgili seyircilerim, evde kupanın da nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi şöyle şöyle şu yağla masaj yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde oranın kanlanmasını, canlanmasını arttırdık. Kıpkırmızı yaptık orayı. Yani kan geldi. Şimdi bir otur bakalım abi. Hiç korkmadan, şey yapmadan bak doktorun yanında. Kafanı mümkün olduğu kadar şöyle çevir. Ne kadar gitti şimdi? Rahatladı. Demin ne kadar gidiyordu, şimdi ne kadar gitti? Şimdi ne rahatladı, yaptık biz? Çok rahatladı. Ha? Bravo. Allah razı olsun hocam. Senden de bir tanem. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Oraya kaslar spazm yapmıştı, kan gelmiyordu. Biz bu kupayla oranın kan akımını hızlandırınca yap abi. Gördünüz mü? Demin ancak şu kadar yapıyordu. Bakın şimdi hemen hemen tam yapıyor. Biraz daha gayret edeceğiz. Önümüzdeki yarın tamamını yapacak. Yani o deminki o kötü hali kalmadı. Küçük bir aşırı oku bakayım şimdi bana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümden akan yaşa. Mevlam ayrılık vermesin, gökten uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Uşan eylem Mevlam ayrılık vermesin, gökten uçan kuşan eylem,
Uşa Leyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.